Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar çok güzel tespihlerim var. Onları size tanıtacağım hemen. Şimdi kaldıralım bunları. Şöyle eski bir tespihim var. Eski bir tespihim var. Onu size göstereceğim. Kodunu da tam olarak hatırlayamadım ama B1'e benzettiğim bir malzememiz. Bu B1'e benzettiğim malzememi hemen size tanıtayım. Eski bir tespih. Arkadaşlar eskidi, çok güzel oldu. Şöyle göstereyim size. Evet. Fıçı kesim, dar ağızlı. Dar ağızlı fıçı kesim. Arkadaşlar kalın delik. Çok güzelleşmiş arkadaşlar. Çok güzelleşmiş. Çekilmiş bir tespih arkadaşlar. Çekilmiş bir tespih. Harika. Müthiş bir lezzeti var arkadaşlar. Kodunu net söyleyeyim, hatırlamıyorum arkadaşlar. Bunu almak isteyen arkadaş olursa detaylara bakarız. Buluruz inşallah. Ama hatırlayamadım. Öyle görünce dedim ki bunu da videoya katayım. Normalde kaç tane? 4 tesbih tanıtacaktım. 5. tesbih bu oldu arkadaşlar. Bununla başlayayım dedim. Gerçekten biraz renk almış. Malzeme çok güzel ama. Harika. Çok güzel ya. Çok güzel. Evet. Son kere. Gördünüz. Tamam. Ölçüsünü söylemedik. Ölçüsü 11'e 14. 11'e 14. Dar ağızlı fıçı arkadaşlar. Biliyorsunuz bir şey yazmak istiyorsanız, bir şey sormak istiyorsanız arkadaşlar, fiyat alacaksanız WhatsApp'ımıza yazıyorsunuz. 0536 650 79 79 numaralı telefonlarımız. Hafta sonları kapalı arkadaşlar. Siz yine yazın. Cumartesi, pazar kapalıyız. Biz pazartesi mesai başladığında size dönüş yapacağız. Bakın bir de zamanda Ahmet Ocakbaşı ustamızın yaptığı kendi modeli, kendi işçiliği yaptığı tespihi size göstermek istiyorum. Bunun rengini, bunu neden göstermek istedim? Bu Ahmet Ocakbaşı Usta'nın kendi el işçiliği, kendi hassasiyeti. İnce delik. Bakın böyle bezi çalışma yapmış. Bunu size göstereyim. Bu tespih renk almış bir tespih. Göstermemin enteresan bir nedeni daha var. Onu da söyleyeceğim size şimdi. Tanelerin ölçüsüne bakacağım. 9'a 12. 9'a 12 ölçülerinde fıçı kesim. Ahmet Usta'nın imzası. Ahmet Usta'nın kendi imzası. Uzun İmame, ince delik arkadaşlar. Çekim lezzetine bakıyoruz. Evet, sizin de anladığınız gibi ince delik olduğu için ses alamıyoruz arkadaşlar. Ama hissiyat, dokunuş tabii ki güzel. Böyle koyalım. Bunu göstermemin asıl nedeni arkadaşlar, bunun ilk renginin hemen hemen aynısı olan bir tespihimiz var burada. Bakın. Burada bir tespihimiz var arkadaşlar. Neredeyse onun ilk rengi gibiydi arkadaşlar. Bu da kodu olmayan eski kırmızı bir malzeme. İçi pembe çıktı. Eski kırmızı bir malzeme. Bunun kodu yoktu arkadaşlar. Bunun da hemen ölçüsünü size söyleyeyim. 11'e 11 ölçülerinde bir tespih arkadaşlar. Harika. 11'e 14. 11. 11'e 11. Kısa tok imame, kalın delik, daha taptaze, sabah aldım, taptaze arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun diyelim. Evet, şöyle bir yakından görmek istersiniz diye şöyle bir görsel oluşturuyorum. Malzemesinin dışı kıpkırmızı arkadaşlar. Bakın nasıl renk aldığını görebiliyor musunuz? Şöyle yan yana koyayım ya da. Aynı tonda bir malzeme. Ne kadar renk değiştirdiğini çok rahat görebilirsiniz. Bu da kırmızıya gidecek arkadaşlar. Onun daha kırmızısı da vardı. O kalmamış. Keşke kalsaydı, size gösterseydim. Bu tespihimizi de böyle bıraktık arkadaşlar. Şimdi bir tane daha tespihim var. B12 arkadaşlar. B12 ölçülerine bakıyoruz.
ateşi bir malzeme. 7'ye 11 ölçülerinde kapsül kesim, 7'ye 11 ölçülerinde kıssa tok imame. Bakalım şöyle netleştirmeye çalışıyorum. Evet. 7 çarpı 11 ölçülerinde kapsül kesim, duraklar 11'de. 2, 4, 6, 8, 10, 11, evet. Çekim lezzetine bakacağız. Kalın delik çalıştık tabii arkadaşlar. Güzel, güzel. Malzemenin sertliği çok iyi. Bakın bu malzeme bu malzemeden sert çıktı şimdi bak. Ama bir de büyük boy olduğunu da göz önünde bulunduralım. Büyük boy. Bu ince kalıbı da inceydi. Tabii baştan beri sert. Tabii şu tespihin 2 günü var. Bu birkaç saat sertliğine oturacak. Çıtır çıtır. Bir de şeyin de etkisi var arkadaşlar. Çekerken böyle sert ve ses gelmesinin şöyle bir etkisi de var. Tesbihin şekli çok çok önemli. Mesela yuvarlak tesbihler bunlar kadar güzel ses çıkarmıyor. Çünkü bunların cepheleri var. Çekiyorsunuz çat çat birbirine çarpıyor. Yuvarlaklarda genelde tek çekildiği için bu sesi yani arpa, kapsül, fıçı, arpa değil de kapsül, fıçı, kesme gibi tesbihlerdeki gibi ses alamazsınız yuvarlaktan. Söyleyeyim. Eğer modellerinizi, el alışkanlığınızı değiştirebiliyorsanız bence değiştirin arkadaşlar. bu çekim lezzetini siz de yaşayın. İşte fıçı kesim, kapsül kesim, kesme, onların lezzetine ulaşın. Bunların hepsinin de ortak bir kesimi var, ölçüsü var aslında. Düz ağızlı yumurta arkadaşlar. Düz ağızlı yumurtayı çekin arkadaşlar. Düz ağızlı yumurta hepsinin ortak noktası gibi. Fıçı seven de düz ağızlı yumurta çekebiliyor. Kapsül seven de düz ağızlı yumurta çekebiliyor. Kesme seven de düz ağızlı yumurta çekebiliyor. O da bizim işte üstünde durduğumuz bir model oldu arkadaşlar. Şimdi bunları göstermişken dedim şu beyaz, bakın ben beyaz bir bakalitti bu arkadaşlar. Eski parçalardan Ahmet Ocakbaşı işçilik yine. Bembeyazdı arkadaşlar, bembeyaz. Bakın ne kadar güzel sarı tona geldi. Bu malzemeler çok geç renk alır diye düşünüyordum ama işte farkında olmadan bir bakmışız. Acayip renk almış arkadaşlar. Yine Ahmet Usta'nın kendi el işçiliği, kendi imzasıyla ölçüsünü söyleyeceğim. Şöyle bir detaylara bakalım. İnce delik. İnce delik arkadaşlar. Tespihimizin rengi beyazdı. İnanılmaz ya. Şu güzelliğe bakın. Arkadaşlar elinizdeki tespihlerin renk aldıkça ne hale geleceğini görmek için muhakkak ilk fotoğraflarını falan çekin arkadaşlar. Muhakkak çekin. Şu güzellikleri görün ya. Vallahi billahi şu güzelliğe bak ya. Malzemenin dokunuşu, hissiyatı adamı bitiriyor zaten. Başka söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum.